Şimdi sorduğunuz soruda bir hadiseyi bize anlatan bir kimse. Yani şu anki hayatımızı düşünelim. Burada olmuş bir hadiseyi bir başkası size anlattığında eğer tereddüt ediyorsanız aynı ortamda bulunan bir başka kimse üzerinden bunu doğruluyorsunuz. Eğer o da aynı şeyi söylüyorsa bu belli bir kuvvet kazanıyor. Çünkü olasılık olarak bu iki kişinin organize olması size olmamış bir şeyi aktarmaya çalışmak hususunda ya da olmamış bir şeyi ikisinin de benzer şekilde sizi yanıltacak şekilde aktarması organize olmalarını gerektirir. Halbuki siz sınıftan bir Ahmet'e sordunuz, bir de ya kime sorayım, telefonu kaldınız, bir de Cevdet'e sordunuz. O da size aynı şekilde aktardı. İnsanlarımız bunu, bizim beynimiz otomatik hesaplıyor. Hemen kuvvetli diyor. Bir üçüncüye de sorarsa artık kendi görmüşçesine ciddiyetle konuyu ele alıyor. Yani bazen yolda giderken duruyoruz, hastane nerede diyoruz. 100 metre ileride sağda derse, 20 metre girmiş gitmişken bir kez daha sorup teyiden boşuna gitmeyelim diye. Sorduğunuzda o kişi de 80 metre ileride sağda derse, arada 20 metre gittik ya, tamam diyoruz. Demek ki hastane ileride sağda. Bir üçüncüsüne sormazsınız bile. Dolayısıyla gelen haberler konusunda böyle bir uygulamaya gidiyoruz. Hiçbirimiz, yok zanni ben ileri gidemem, 100 metre ileri hastaneye gidemem, bu zanni bilgiden ötürü 100 metre yol alamam diyen bir tane aptal henüz daha gelişmedi aramızda yani. O henüz daha evrimini tamamlayamadı. Öyle duruyor. Ama nasıl birileri kendisini böyle bir gönüllü ahmaklığa veriyor? Sırf Resulullah'ı devreden çıkarmak için. Şimdi Resulullah'ın dini hayatını bize bir kişi, iki kişi, üç kişi aktarmıyor. Ümmet komple onun dini hayatını uygulaya duruyor. Öğrendiğinden bugüne değin, uygulaya duruyor. Yani bugün zekatla ilgili hadisler sözlü olarak aktarıla gelen hadislerin sahada uygulana duran karşılığı var. Ve tarihi kesit kesit neresinden kesip resme dökseniz orada o karşılığı buluyorsunuz. Biri ya zekatını veriyor ya öteki ondan zekat alıyor. Sahada bu uygulamayla karşı karşıyasınız. Eğer Resulullah'a aidiyeti yoksa bir uygulamanın sonradan ihdas edilmişse bunun miladı olur. Ortaya çıktığı bir dönem olur. Öncesinde bunu bulmazsınız. Mesela atalım kandillerin kutlanma şeyi. Geri gittiğinizde bulamazsınız. Tabi'in döneminde işte o akşam kandil gecesi gittiğimizde falan veya sahabenin Resulullah'la böyle bir uygulama uyguladığını veya kendi aralarında Resulullah'tan sonra böyle bir gecenin herhangi bir bağlamda geçtiğini veya doğrudan anlatıldığını başladığı yere geldiğinizde yeri, zamanı, uygulamanın başladığı yer bellidir. Çünkü etrafında bir antipati de oluşturur. Ya bu nereden çıktı diyenler. Sonra onu kabul ettirmek için belli tartışmalar. Bunların hepsi mevcuttur. Hal böyle olunca aklen Resulullah'ın dini hayatını kabul etmek, sahada var olan zaruri olduğu için bunun aksini iddia etmek beyhude olur. Ha Resulullah böyle uygulamış olsa da biz başka türlü uygulamalıyız diyenleri de var. Mesela Fazlur Rahman böyledir. O der ki Resulullah bunu böyle uyguladı. O zaman din böyle uygulanabilirdi. O tarihin o zamanında o diliminde. Şimdi biz aynı özü hayata başka türlü aksettirebiliriz. Yani dinin o zamanki yorumu tarihselliği açısından, dinin şimdiki yorumu. Bu deminki bahsettiğim ve bir miktar ahmakça dediğim çok amatör yaklaşıma nazaran daha profesyonelcedir. Çünkü bunun iddiası evet daha kökten, daha radikal ama iddiasının en azından diğerleri kadar amatör boyutu yok. Bu diyor ki reddediyorum. Tamam Resulullah öyle yapmış. Reddediyorum. Ben böyle yapmak istiyorum. Resulullah'ın uygulamasını gerekli gören, elzem gören ayetleri de devre dışı bırakıyor. Diyor ki o ayetler o gün için Resulullah'a bu uygulamayı sergilemesini emrediyordu. Şimdi biz oradan alacağımız ruh ile tarihin arka planda paralelinde geleceğiz bunca zamanı bu tarafa bugüne değin. Bugün tekrar çıkacağız sahneye ve bugünkü yorumla hayata aksettireceğiz dini. Tabii böyle yaptığınız zaman bununla yetkili bir merci olmayacak. Fazlur Rahman bunu söylüyor ama bunu kendi kurduğu modelde de bunu sen mi yapacaksın?
sen yaptın. Senin bununla yetkili olduğuna dair elimizde dini bir şey yok. Çünkü sen buna soyunursun bir namaz tarifi için. Senin kuzenin başka bir hevese kapılır, o da ben başka bir tarif. Biliyoruz ki o sana da hiçbir şey kalmayacaktır. Zaten bunlar içerisinde iyi niyetli olanlar bir süre sonra ya elde ayakta din diye bir şey kalmadı, bizim gavurdan bir farkımız kalmadı, eyvah demek ki gittiğimiz yol yanlış deyip o zaman geri dönüyorlar, gerisin geri. Çünkü facia bir süre sonra kendisini ortaya yere vuruyor. Ne namaz kalmış, ne doğru düzgün niyaz kalmış. Dua edecek mecali kalmamış bakıyorsun adamın. Dolayısıyla bu açık belirgin bir şey.